fıtı fıtı. Bismillahirrahmanirrahim. Bak Vedat'cığım sen şahitsin abicim. Çorbadan çıkan üçüncü taş. Bu ne lan kuşbaşı görünümlü taş? Bu ne oğlum? Çorba bayağı gayretli. Dişimi kırmadan bırakmayacağım. Ya abicim ben taşa razıyım. Vallahi billahi razıyım. Baksana benim çorbanın içinde hareket eden bir şeyler var ya. Hayır 5 dakikadır böyle bekletiyor. Boğulmadı ya da lan kerataları. Zehracığım bak bu laflar sana abicim. Ayarlayın şunları ya. Hayır sıtarım diye söylemiyorum. Ben de sizin gibi insanım lan. Ama Zehra ne yapsın be abicim ya? Onun da suçu yok ki. O da ekmeğinin peşinde bir gariban. Ahmet abi o kadar kaş göz yaptım sana çorba tapına girme diye. Bak ne güzel salata var burada. Turşu var. Oh mis. E nereden bileyim abicim? Abi turşu ya lan. Turşu çok güzel yapmışlar oğlum. Pis güzel olmuş. Limonlu olsa eşki oluyor da şikeli yapmışlar. Şikeli çok güzel oluyor. Ya Senaris kardeşim sen de yenisin. Kusura bakma böyle tatsızlık gibi olmasın da. Yani yemek niyetine yedirdikleri şeye bak. Gözünü seveyim ya. Bankacıydın sen he mi? Evet. Ene! Tekin hocam nasıl ya? Siz izin mi alıp geliyorsunuz böyle mesai saatinde? Rapor aldım Vedat'cığım. Yani biri sorarsa hastayım he. Rapor aldım Vedat'cığım. Şaka bir yana. Gittim doktora dedim sete gideceğim bana rapor verir misiniz dedim. Veremem dedi. Nasıl veremezsin lan dedim. İşte, lan demedim işte terbiyesizlik yapalım koca doktora. Niye vermiyorsun sete gideceğim doğrusu samimi söylüyorum size dedim. İnsan doğru konuşunca değil hasta olunca rapor verir dedi. İt oldu it doğru dedi. Aile hekimini değiştirdim geldim ben. Şimdi Tekin hocam sen bak yabancısındır böyle bizim ortamlara. Aklına falan bir şey takılırsa çekinme ha. Sor bana tamam? Eyvallah. Zehra Hanım sağ olsun yardımcı oluyor o tür konularda bana. Yok yok sen çekinme ya. Bana sor diyorum ya. Yok yok. Zehra Hanım sağ olsun yardımcı oluyor bana tür konularda. Estağfurullah ya. Şey o turş meselesini de konuşuruz sonra. Ah. Allah. Allah. Allah'ım Nastarların muhabbeti ne kadar kötüymüş ya. Sadi nerede, Murat nerede? Ben buradayım, onlar yok. Neden? Murat'la Sadi'nin işi var abi. Senin işin yok ya. Yani senin bütün işin gücün artık bu filmmiş ya. Öğle yemeğini de burada beleşe getirdin mi var ya. Değmeyin keyfineydi ya. Kafanı yararım senin ha. Ne çekeceğiz? Kaçta? Ahmet abi önce senin bıçaklanma sahneni çekeceğiz. Hava düşmesini bekliyoruz. Ben gidiyorum o zaman. Ya oturuyorduk ya. Ya sıkıldım da hastaların arasında sıkıştım kaldım ya. Gideyim Salih'e Münir'e oyalanayım bari ya. Allah'tan sıtarım da. Tekir'cim görüşürüz. Eyvallah. Ben bu taşı alıyorum. Şu taşı yutsan böbrek taşı diye düşüremezsin Allah korusun. Vedat. Pardon ya söyle Vedat Bey. Bir sorun var. Sinan Vedat çağır dedi. Aile sahnesi Vedat arar dedi. Köfte Vedat. Oturdu Zehra bacımızın yanına. Heyecandan gene konuşmuyor. Almanca mı konuşuyor? Türkçe. Beyin aktık hemen. İyi gidi. Kenan Bey çağırıyor seni. Acele etsene. Olur kardeşim. Muhabbeti bize sonra devam ederiz. Ben acil kaçıyorum. Bak Şenol Bey beni çağırıyormuş. Tamam. Tekin hocam afiyet bal şeker olsun. Zehra Hanım. Müsait bir anınızda Mars'ta yaşam mümkün müdür değil midir konulu makalemi tartışmak isterim sizinle. He Vedat he. Hadi canım hadi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Zehra sen turşu yemedin. Deneme. Bir, iki, üç. Deneme. Evet, deneme Ahmet Bey, deneme. Sistem hazır zaten. O halde bir fincan kahve daha alabilir miyim lütfen? Oha. Ahmet Bey, 8 bardak kahve içtiniz ya zaten. Uyanamadınız mı? Yahu uyandım da yönetmen gelse bir rol verse ben tam duygumu anlayamadım sanırsam ki. Ahmet Bey, biliyorsunuz yönetmen Amerika'da kendisi. Arkadaşım olur. Yahu bari filmi bir izleseydin tam olarak ya. Ahmet Bey, topu tüfeği 3 tane lafınız var. Her 3 tane lafı olana filmi izletirsek nasıl yetişeceğiz vizyona? Cuma günü vizyona giriyoruz biliyorsunuz. Yani Melek Hanım bunlar konuşulmuştu biliyorsunuz. Bu arada galaya gelir misiniz benimle? Ahmet Bey. Şimdi doğru anlıyorum değil mi? Uzayda bir tarla faresiyim ve bir ordum var. Aynen öyle. Şimdi bir dakika. Yani tarla faresi derken lütfen. Siz Zarkburg ırkının komutanısınız. Zarkburg. Zarkburg. Tamam. Ve lanet olasıca Berenger nerede diyorum değil mi? Evet ama biraz daha böyle hani boğazdan daha böyle uzatarak. Lanet olasıca Berenger nerede?
Devam edin. Lanet olasıca Berenger nerede? Evet, kayıtta alalım bir tane de. Lanet olasıca Berenger nerede? Bir daha lütfen. Lanet olasıca Berenger nerede? Devam edin. Lanet olasıca Berenger nerede lan? Evet, devam edin böyle. Lanet olasıca Berenger nerede? Melek, biz neden kabul ettik bu işi? Orijinalini Anthony Hopkins seslendiriyordu. Lanet olasıca kahvem nerede? Beceriksizler. Lanet olasıca Berenger nerede? Gücümüz tükenmek üzere Teğmen Şarj. Umarım Berenger düşman komuta odasına sızabilmiş olsun. Evet, güzel Ahmet Beyciğim ama biraz daha böyle alımlı olsun, alımlı. Alımlı? Evet, alımlı. Yani böyle çaresizsin, çok yalnızsın, elindeki her şeyi tükenmiş, bitmişsin. Ama yine de küçük bir ümit var. Böyle tünel ucundaki ışık gibi. Yani bir oluru var gibi. Yani böyle şimdi sanki uzay gemimizin gücü bitmiş de nerede olduğunu bilmediğimiz askerimiz düşman atlarına sızsa da savaşı kazansak diye düşünür gibi mi? Onun gibi bir şey, evet. O zaman veriyorum gazı. Gücümüz tükenmek üzere Teğmen Şahıs. Umalım da Berenger düşman komuta odasına sızabilmiş olsun. Yoksa tuttuk. Hey Berenger, iyiydin. Hey Berenger, çok iyiydin. Hey Berenger, iyiydin. Hey Berenger, iyiydin. Berenger, iyiydim. Hey, iyiydin. Devam et Berenger. Cool. Yürü Berenger. Bu ne ya? Bir sürü tarla faresi var burada. Ben hangisini konuşuyorum ya Melek? Ya Ahmet Beyciğim lütfen repliği değiştirmeyelim ama. Hey sesçi, yetmedi mi la? Yetti, tamam. Biz aradan güzellerini seçer koyarız. Şimdi Şenol Bey, sen ne işimiz var bizim demirciler sitesinde diyorsun? Deme. Yani adamlar dükkanı buraya açmış. Ben ne yapayım? Filmin foley kayıtlarını demirciler sitesinde yapamayız mı diye. Ha. Foley kaydı ne diyorsun? Anladım. Çorapçıyım oğlum ben. Bilmediğimden soruyorum diye de ekliyorsun. Anladım. Şimdi canlı çekemediğimiz sesler yok mu? Var. Ya da sonradan eklemek istediğimiz. Atıyorum tekerlekli sandalyenin tekerlek dönerken çıkardığı ses. İşte onu yapmaya foley deniyor. Ben de bilmiyordum. Yeni öğrendim ama öğrendim işte. Sen şimdi bu iş kaç para diyorsun? Merak etme. Kelepir düşürdüm. Yani 3 simit parası gibi düşün sen. Ama simitler arabadan değil, saraydan. İdare et ne olacak? 3 günde simit yemeyelim. Survivor lan burası. Şişir su yaptırmayın bana. Nasıl iptal olur ya? O kadar repliğim vardı benim. Hiç konuşturmamışlar beni koca bölümde. Vallahi bize gelen not öyle. 4 bölüm öncesi Nesli laf atmışsın repliklerim uzun diye. Keser döner, sap döner böyle. Ya ben onu şaka maksadıyla ama ya. Ya insanlık mı bu ya? Resmen bütün repliklerimi kesmişler. Bir saniyede hiç konuşmuyorum ya. Vallahi git özür mözür dile kardeş. Bizle alakası yok. Dileyim mi? Dilesin mi? Dileyim bari. Hadi kolay gelsin. Eyvallah. Şenol ve Hakkı Beyler değil mi? Evet. Oh be. Sonunda barışabildim ha. Buyurun siz şöyle. Maşallah, maşallah. Güzel yer olmuş. Feyd, al. Memleket neresi? Memleket derken? Valla ben şimdi baba tarafından Adanalıyık. Biz anne tarafından da Sivaslıyık. Kardeş, hemşeri sayılırız. Yapın bize güzel bir şeyler indirin falan da ayağımız arasın ha? Kardeş. Ya daha derdimizi anlatmadık Şenol Bey. Hakkı sen bir dur ya, sen bir dur. Biz esnaf esnafa karşılıklı çay içeceğiz, konuşacağız, anlaşacağız. Öyle değil mi? Söylemesi ayıptır, ben de çorapçıyım da. Sonradan katıldım bu işe. Hangi konuda anlaşıyoruz? Şimdi canım kardeşim, bizim bir filmimiz var. Çekimi bitti, hazır. Ellerinizden öper. Hakkı tutturdu ki Hakkı yönetmenimizdir kendisi. Hakkı Şinasi be. Benim. Tutturdu bu. Yatıyor, kalkıyor. Foley kayıtlarda foley kayıtlar. Sabah foley kayıt, akşam foley kayıt. Biz de kalktık geldik buraya. Ne olacak bu foley kayıtlar? Hı? Şimdi kendisi çorapçı olduğu için foley falan bilmiyor. 2 saat anlattım, zor anladı. Anladım neticesinde. Artı bir de bizim haytalardan biri karakter ismine oyuncu adıyla seslenmiş. Nerede bunlar? Sümeyye, Zeynep ile Erol nerede?
içinde onun seslendirmesi olacak. Yani tuplajlanacak o. Daha detaylı bilgi verseniz. Daha detaylı. Hakkı davran. Şimdi misal. Arabadan müzik sesi geliyor. Ama hep aynı seviyede. Ben istiyorum ki araba yaklaştıkça müzik artsın, uzaklaştıkça düşsün. Misal yani. Dolby Surround mı olacak film? Orhan Gencebay olacak. Ama eski dönemleri daha akillenmemiş yani. Hangi yıllarda geçiyor hikaye? 60'lardan günümüze. 60'lar derken o zaman politik film. 60'lardan günümüze ülkenin gelişimi. Yani 60'lardan günümüze bir orospu çocuğunun hikayesi de diyebiliriz. Yani okumaya açık. Bütün seyirci gelebilir. İster okumuş gelsin, metafor desin, ister ergen gelsin, küfür öğrensin. Herkese açık kapımız. Hepsi gelebilir. Gelsin, bilet alsın, izlemese de olur. Kendi bilir yani. Vallahi gözlerinizden anladım ben. Evet, Hakkı çıkar kasetleri. Kardeşim uzat elini. Tokalaşın. Bu kasetleri bir haftaya bize hazır edin, tamam mı? Ben daha Mert'e gidip sinema salonu anlaşması yapacağım. Anlaştık mı? Yanınız. Biz fiyatta ucuz, kalitede pahalı diye size geldik. Hadi kalitede de ucuz olsun. Ama fiyatta pahalı olursa bozuşuruz. Feydat kardeşler. Anlaştık o zaman. Söyle bir fiyat. Kaç? Kaç? Üç. Üç ne? Simit. Simit ne lan? Yanında da peynir. Ama saraydan, saraydan simit. Hadi hadi. Tamam tamam. Anlaştık. Oldu bu iş. Hadi. Al bunu. Eti sizin, kemiği bizim. Hadi bakalım. Abiler herkes toplanmış dışarıda. Ecevit de Serpil de yoldalar, her an gelebilirler. Emin misiniz ya, ha? Sadi, sadi. Ya kardeşim, Faruk K onları oyalar, sen kafanı yorma. Faruk K ne alakalı? Kahveciğim, cırcığım, bu iş için kimler seferber oldu bir bilsen. Halit Ergenci aradı, mahkemenin önünde bekliyor. Gerekirse biz seni aldırırız dedim. Zühtü'yle çay içiyor bebe. Bütün ekranlarda mı vereceğiz görüntüyü? Çok kolay lokmalar be anam, görmen lazım. Doğru de hele. Sen mi kovdurttun Bumcu Onur'u? Sen mi sebep oldun kötü oynamalarına? Sakladın o kız gerçekten Sadi'nin senaryosunu. Kız vallahi öyle. Ne yapsaydı delik olmuşlardı. Sizdeki ağırlıklarını kaybettiler. Setteki arkadaşlarını kaybettiler. Oyunculuğa yeni başlamış bir kadın karşısında kontrolü kaybettiler. Kaybettiler de kaybettiler anam. Kısaca sinirleri ondan. Abinin akıl kız. Biz ne dedik? Ne dedik? Biz ne dedik? Biz ne dedik? Toplanmadan. Yaşar! Söyleyecek bir şeyimiz yok valla. Kız arkadaş kendisiyle ilgili her şeyi söylemiş zaten. Ceremesine de katlanacak, yapacak bir şey yok. Yalnız benim bu planda anlamadığım bir şey var ha. Bunu niye bu hastanede yapıyoruz? Koridorda çok televizyon var diye mi? Hayır, gidelim hangarda yapalım yani. Hastane lan bura. Bir de niye bugün burada bu saatte kardeşim? Hadi izah edin biriniz, izah edin hadi. Hoş. Biz kontroller için gelmiştik. Tamam efendim. Şöyle bekleyin siz de. Hastamıza yardımcı olunuz lazım. Gayet tabii. Onun da bir sebebi var Sadık. Herkesin ama herkesin duyup görmesi lazım bu görüntüleri. Sadık, bu görüntüleri herkesin görmesi lazım. Ya tamam da bak, kızın hayatını karartırsınız. Ekmeğine kan doğrarsınız kızın. Yapmayalım bence. La neyi karartıyor oğlum? Senin şüphen mi var la? Bu kız senin ekmeğinle oynamadı mı Sadi? Bu kız Bumcu Onur'un ekmeğiyle oynamadı mı Sadi? Bumcu Onur halktır diye bizim mottomuz var oğlum. Yani ne olmuş oluyor? Bu kız bizim halkımızın ekmeğiyle oynamış oluyor Sadi'cim. Yapma ya. Olmaz. Sen şimdi eğer katılmak istemiyorsan bu olaya tavrını koy. Çek git kardeşim. Biz Ahmet kardeşimle hallederiz. Ya o zaman şey yapalım. Bir tane odada gösterelim sadece. Hakkı ile Şenol da tutup buraya getirelim. Bir tek onlar izlesin. Ya bak, öbür türlüsü saf kötülük oluyor. Değmez ya. Vallahi değmez. Hayatımız saf iyilikle geçti Sadi. Allah aşkına ne faydasını gördük? Biz hayırlık yapacağız dedik mi demedik mi? Abicim sen kalk kalk Rüstem abi, onlar bizimkiler. Ulan bir kapı çalsanıza be. Oğlum kapıyı çalsana. İşinize yarar mı dersin? Ne oluyor lan?
Bu başı kim hayata bir daha gelse hastanenin önünden geçmez yemin ederim. Karısını Ahmet, bu doğurtur. Cahit, çocuğunu kendisi sünnet eder. Herif mesleğini hiç sevmiyor. Acı çekiyor resmen. Lan! Kırlandırdın mı lan yoksa adamı? Yok yok. Ben hastane mimarisine ilişkin bir iki soru sorayım dedim. Bir anda kendimi herifle küfürleşirken buldum. Ama ne küfretmek Ahmet. Adam resmi konuşurken bile araya ana avrat küfrediyor ya. Bu Cavit'e bir küfürler etti. Vallahi hiçbirini anlamadı. Ben de sivilde bizzat tatbik etmemiş olsam ben de anlamazdım. Adam aldı anamı babamı kattı karıştırdı birbirine. Ortaya bir spesiyel oluşturdu. Şekilden şekile sokuyor bizimkileri. Hayal etmeyeyim dedim gözümün önüne geldi. Yıllar sonra ilk defa yanaklarım kızardı. Utandım. Bir yandan da değişik bir hayal gücü var. Oturdum hayranlıkla dinledim adamı ya. Bir de gerçek mi şaka mı anlayamıyorsun ki arkadaş. Hastaya narkozu vermişler, uyutmuşlar. Bu saatte uyunur mu lan diye buna bir küfretti var ya. O hasta sanki o küfür gerçekleşmiş gibi yerinden fırladı, titredi, kendine geldi, uyandı. Çok dengesiz bir adam. Oğlum idare edin lan. Adam Faruk Badi'nin babası. Dengesiz değil, normal. Normal bir adam kendi hastanesinde bu tür oyunlara izin verir mi? Gerizekalı mısınız oğlum siz? Sen Faruk Badi'ye de mi zarf verdin lan? Ahmet sen denize düşmüşsün, yılana sarılmışsın. Ruhunu şeytana satmışsın sen. Deniz danası, tam deniz danası. Savaşta her yol mübahtır dediler, geldik aslan parçası. Hadi bitirelim şu işi, hadi. Halkımın halkı. Acayip kızlar bunlar ya, vallahi. Yalnız ne? Ne? Anlaştığımız gibi bir fotoğraf isterim. Şöyle yaklaşın bakalım. Biraz da duygusal, acıklı bakın. Sen bir kat daha in aşağı. Çekiyorum, acıklı bak. Çekiyorum. Süper oldu. Biz o zaman? Bu Ecevit'in boş yere günahını alıyorlar. Kız hazırlanmış, erinmemiş, yerinmemiş, giyinmiş. Bravo. Dostumun dostu, Murat dost nerede? Hastanın yanındalar abi. Hayırlı haberlerle gelecekler inşallah. Hangi hastanın? Senin araba düz müydü, otomatik miydi abi ya? Full aksesuar. He işte onu çekiyorlar mıydı, neydi aşağıda? Ne ya, ona bakalım. Ne, arabayı mı çekiyorlar? Karavana ne olacak lan? Yok, ona dokunmazlar. İyi ki ambulansın arkasına park ettik ha. Biz seni çıkartmamış mıydık diziden? Bu ne lan? Videoya isim bile koydum sadece. Aferin Salih, aferin. Doğru Rüstemcan kal, hastanedeki özene bak. İyi haber böyle verilir işte. Ne oluyor? Tesla alternatif akımı coptadı hacım. Allah belanı versin Cavit, ulan Cavit. O zaman biz Rüstem Ağa'ya bir bakalım, geçmiş olsun diyelim, kolon yağımızı verelim. Takiple beni. Rüstemcan kal, ayak! Kalkma şaka. Tamam. Sen sağ ol Ece. Ahmet. Ben gidiyorum. Hadi eyvallah. Ulan lan. Evet Sayın Beşhekim'im. Haklısınız. Tabii. Siz nasıl uygun görürseniz efendim. İstediğiniz yere koyabilirsiniz efendim. Yorulmayacaksanız orama da koyabilirsiniz efendim. Fiziksel olarak o mümkün mü ya? Eğer öyle bir şey varsa acayip ilginç bir şey olur ha. Ben onun oyuncağını yapar satarım. Ne dedi? Abi herif saydırıyor. En son benim doğduğum evin duvarının sıvasını yapan ustanın hanımına küfretti ya. Bulurum diyor yani. Abi düşünebiliyor musun ya? Kerpiç, sıva, mala, elek, şu dört inşaat malzemesiyle nasıl bir küfür cümlesi oluşturabilirsin ya? Elek değil, kürek olsa bende bir tane var. He. Abi herif kendini aşıyor, durduramıyorum. Es bile vermiyor, araya giremiyorum ya. Bir şansımı deneyim, dur.
Sayın başhekimim. Tabii büyük terbiyesizlik efendim. Ağzım doluyken konuşmamalıydım efendim. Kendimi size bırakıyorum efendim. Saygılar, hürmetler. Ağzıma sıçtın Ahmet abi ya. Şişt, bana bak lan, bu adamın telefonu bir ara bana ver. Bir sohbet edeceğim onunla, tamam mı? Doktor hanım, ben düşündüm, taşındım. Benim çarem sizsiniz. Nereniz ağrıyor? Şöyle şu kısımda enteresan, ilginç, garip bir ağrı var. Gitmek de bilmiyor bir türlü arkadaş. Vallahi benim bildiğim orada bir eklem yok. Ama konu siz olunca tabii emin olamıyor insan. Ya aslında konunun benimle de pek bir ilgisi yok. Sayın başhekimin bilinçaltıma üçüncü köprüye inşa ettikten sonra ben de bir gariplikler oldu. Bir değiştim. Hayata bakış açım değişti benim ya. İyi, uzana şöyle. Aa, vallahi uzandı ya. Cavit Bey, sizin probleminizin benimle ne ilgisi olabilir? Ya şimdi Feride Hanım, duyduğuma göre ben bir araştırma yaptım. Sayın başhekimim sizin eski iş verininizmiş. Bana bir tek siz yardımcı olursunuz. Kurban olayım, yardım edin bana. Ya ben artık onlarla görüşmüyorum ama pek. Ama kendisi çok şeker bir adamdır. Siz bir de gelin onu bana sorun. Şeker adamın laneti gibi çöktü üzerime, bırakmıyor, yapıştı. Halbuki bir suçum günahım da yok benim, taktı adam bana. Hani umumi tuvaletlerde bir tanesi kimliğini belli eder de, o saatten sonra yapılan bütün kokusal ve gürültüsel şeylerin sorumlusu ilan edilir ya. İşte benimkisi de o hesap gibi ya. Adam bütün kötülüklerin anası belledi beni. Ne varsam benden biliyor ya. İyi de ben ne yapabilirim ki? Şey diyorum ya, siz şimdi arasana sayın başhekimimi. Cavit güzel adamdır, iyi adamdır, hoş adamdır deseniz, hah, belki bana olan özel ilgisi değişir. Yok Cavit Bey, mümkün değil, yapamam. O zaman ben de bunu yapmak istemezdim ama kasıklarımda ciddi bir ağrı mevcut şu anda. İsterseniz bir indireyim bakın, ama uyarıyorum. Ben bile her gördüğümde tedirgin oluyorum, şaşırıyorum. Bakalım siz buna hazır mıymışsınız? Ben indiriyorum o zaman tumanı. Yok, ben hemen arıyorum şimdi arıyorum. Efendim merhaba, Feride ben. Efendim, şımartıyorsunuz beni ama. Bilmem, hala güzelimdir herhalde. Ya nereden buluyorsunuz bu tatlı sözleri? Efendim, ben sizi şey için rahatsız etmiştim. Benim bir arkadaşım var, Cavit. Evet, o Cavit. Evet, saçları kendini korumaya çalışan garip deniz canlılarındaki gibi. Yani ilginç bir benzetme oldu ama ona da evet. Efendim, kendisini telefona veriyorum. Yok, yok, yok. Basir ameliyatı oldu, götünü kestiler diye. Öldü de öldü, gözünü seveyim, verme. Hemen veriyorum. Öldü mü? Sayın başhekimim, saygılar efendim. Evet efendim. Evet, evet, evet. Ben organı bilemedim ya. Tabii insan doktor olunca her türlü kemiği organı adıyla biliyor. İnsan ayağında 26 kemik varmış. Hepsinin adıyla tek tek küfretti adam ya. Sayın başhekimim. Tabii tabii, o dediğiniz konuyu ben araştırdım efendim. Tabii sular seller gibi ezberledim. Ne demek? Siz bir şey yap diyeceksiniz de ben yapmayacağım. Sebep veririm boşa boşuna efendim. Evet. Efendim, frontal lob, parietal lob, oksipital lob, bir de temporal lob efendim. Ha, bir de bu şey, cerebellum efendim. Ses ve konunun hakim olduğu kısmı seçmişsiniz. Siz de az değilmişsiniz elli ama. Haftaya konumuz. Tabii tabii, göğüs kafesini araştıracağım ben efendim. Tamam. Evet efendim. Efendim, en güzel yerinizden öpüyorum. Yenge hanıma hürmetler efendim. Evet, siz içimde kıpırdatın. Ben Feride hanıma veriyorum telefonu. Hoşça, saygılar efendim. Ben o tumanı indirecektim ya. Buyurun efendim. Ya efendim, artık utandırıyorsunuz ama. Çok naziksiniz. Tamam, teşekkürler. İyi günler. Ben o zaman gideyim. Yani. Ağzıma sıçtım Feride ya. Efendim? Buyurun efendim. İşimizin başındayız efendim. Durmak yok. Çalışmaya devam. Nasıl? Ne? Hadi canım. Yemin eyle. Allah'a mı? Kusura bakmayın efendim. Bir an benim aklım gitti. Çok özür dilerim. Hemen geliyorum efendim. I am coming. Ne olmuş? Program yayınlanıyor. Ananı, babanı, halanı, bacını ara. Yedi düvele haber sal. Davullar çalsın, şenlik ateşleri yansın. Duyan duymayana haber salsın. Efendim,
Buyurun efendim. Tabii tabii, işimizin başındayız. Çalışmaya devam ediyoruz. Durmak yok. Ne? Yayınlanıyor mu program? Efendim. Buyurun efendim. Efendim, işimizin başındayız. Durmak yok yani. Çalışmaya devam. Yayınlanıyor mu program? O zaman ben hemen gidip bir kurguya bakayım ben. Çünkü nasıl olsa yayınlanmıyor diye hiç kontrol etmediydim. Tabii. Bandı gördük, beğendik, yayınlayacağız. Allah! Az önce ekipten birinin aklına geldi. Gece Kültür Sanat Programı var NTV'de. Ona çıkacak ekip. Setten canlı yayın. Çok güzel düşünmüşsünüz efendim. Dahiyane! Bir saniye, sözümü bitireyim. Bu şansı iyi değerlendirin lütfen. Kanal bu projeyi önemsiyor. Arkadaşları bir an önce toparlayın. Setten canlı yayın. Hem setten hem canlı. Yapımcı konumuz hakkı çok heyecanlı. O zaman ben hızlı hızlı oynayayım. Hemen gidip gerekli organizasyonu yapayım. Aman efendim. Oh oh sepet efendim. Oh oh. Çok teşekkür ederim. Güzel efendim. Güzel efendim. Bu gece 12'de NTV'de. Tamam, hemen haber veriyorum. Tamam. 12'de NTV'de. Hemen haber veriyorum. Yok tamam, ben onları alıp geliyorum. Ciddi ciddi yayın var ya bu akşam. Herhalde. Ahmet Bey, ne yapıyoruz biz burada? Yavrum, benim bir alakam yok diyorum sana ya. Tamam, ben bağımsız geldik. Rüstem abiyi tanımıyorum ben. Bana bak, benim midem çok kötü içeride. Nikah şekerini yiyin getirdi, ben onu bir emeyim. Hakkı Bey'in de zaten şeyi olmasa neyse. Ney? Nasıl ya? Bizim yapım böyle şeylere de bulaştı zamanında. Babamın Denizli'den tanıdığıymış. Babasını yediğim. Gülümse gülümse. Sesli çekiyor zaten. Rezalet, vallahi rezalet. Şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim ama davranmaca gülceğim Nece'yi. Nikah şekeri getirmedin bari, küçük bir ekmek getir, midemin suyunu alsın. Hadi, hadi. Kurban olduğun ne olur. Yalvarıyorum sana. Sabahki bakışlarım için de özür diliyorum. Ben başkasına yanaşıyorum. Feride'ye yanaşıyorum ben. Feride, Feride. Ahmet Bey. Efendim? Yeterli, canlıya bağlanacağız. Hanımefendi şöyle alalım. Canlıya bağlanmak ne lan? Bana bak, saçlarını böyle topuz yap. Hoş olmuş. Allah. Aha, başlıyor, başlıyor. Üç, iki, sende. İyi akşamlar. Bu akşam Star'da ilk bölümüyle ekrana gelecek olan Meslek Hikayelerinin ekibiyle sohbet edeceğiz. Ve bugünkü canlı yayınımızı onların kendi setlerinden gerçekleştiriyoruz. Öncelikle şunu belirteyim ki gerçekten muhteşem ve bir o kadar da eğlenceli bir setle karşılaştık. Setçi Ömer'den ışıkçı Osman'a kadar herkes bir uyum içerisinde mesleğini eğlenerek icra ediyor. Öncelikle Murat Bey'le başlıyoruz. Murat Bey, nedir Meslek Hikayeleri ve izleyiciye ne vaat ediyor? Tabii sen de çok güzel söyledin. Ne güzel söyledin, en güzel söyledin. Biz burada kocaman bir aileyiz. Kocaman, geniş, mutlu, sıcak bir aileyiz. Sımsıcak. Umarım bu sıcaklık seyircide bir yansıma yapar. İnşallah. Amin. Peki fikir nasıl doğdu ve ilk bölümünüzle izleyiciyi yakalayacağınızı hissediyor musunuz? Ahmet, sendeyiz. Sonuçta tabii ihtiyaç vardı böyle bir program. Ulusal kanalda olması ayrı bir cesaret örneği. Ben buradan Star ailesine teşekkür ediyorum. Tarkan, Ajda Pekkan. Son jenerasyonun üç önemli komedi oyuncusu. Murat Cemcir, Ahmet Kural ve Sadi Celil Cengiz'i bir araya getiren bir proje. Ve haliyle de beklentiler yüksek oluyor tabii. Peki Ahmet, rolünden ya da rollerinden bahseder misin izleyicilerimize? Sene 69. Kınalı Yapıncağı çekiyoruz. Orhan abilerle gala yaptık Adana'da. Ben kendi yakınlarıma bakmaktan anam... Biz tabii ona oyunculuk demiyoruz. Daha kendi halimiziz. Doğalız, natüreliz yani. Kısmetse Star'da, nasipse yarın. Sepeti hazırla baba. Gidiyoruz. Evet, öyle de söylenebilir tabii. Peki, oldukça eski bir tarza, oldukça modern bir bakış açısı getirdiniz. Bu konudaki düşünceler ne? Ahmet. Tabii tabii. Modern, eski, biz seviyoruz böyle yenilik şeyleri. Star TV'ye tekrar teşekkür ediyorum burada. Ve Sadi'ye dönmek istiyorum. Sadi, bildiğimiz kadarıyla ilk bölümünüzde bir işporta tezgahına uğradınız. Peki bir konsept var mı düşündüğünüz? İzleyici de neler bekliyor? Kaç para? Gel benim üç kapılı arabayı sana vereyim. Canlı yayın arabasını bana ver. Takasa girer misin? Gene sıkışalım. Sadi Bey, izleyici neler bekliyor diyorum. Var mı bir sürpriziniz? Sadi, göster oğlum sürprizi. Sadi, Murat kustu. kısa bir ara rica ediyoruz. Değerli izleyenlerimiz, çok affedersiniz efendim. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar canlı yayınımız kaldığı yerden devam edecek. Ya, işte, neydi la bu?
Grey's Anatomy. Psikolojik o, psikolojik. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz siz ya? Pardon. Sadi kustun, farkında mısın abi? Kustun, canlı yayında kustun. Ben kusmadım, kimi ki kustu? Abi böyle bir şey yapılabilir mi ya? Ben bunun hesabını nasıl vereceğim yöneticilere? Çekeyim alan abi burası, yayını ya. Ben var ya Üsküdar'a giderkeni yemin ediyorum soluksuz seyrettim. Senin yaptığın şeye bak, bu mudur teşekkür abi? Üsküdar'a giderken izledin mi lan? Kasa pası bir biliyor musun? O bendim. Gençler bölüyorum ama nereye gidiyoruz ya? Bırakın Allah aşkına ya. O zaman hadi. Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. Oğlum bu koala hayvanları nasıl başarılı yapıyor lan bu işi? Allah! Murat! Bak ben sana söyleyeyim, Sadi hayatta düşmez. Adam tabii evrimini daha tamamlayamadığı için Ahmet. Ha beş maymunu gibi sarıldı kütüye. Sadi! Koala Sadi! Lan! Abiler ne yaparsanız yapın konsantrasyonumu bozamazsınız. Oğlum sen daha duracaksın mı lan? Daha duracaksın mı böyle? Bak böyle duracaksan söyle beni atlayayım oğlum ya. Gerçi 5 dakika daha dayanırım gibi geliyor ama. Aynı anda mı atlasak lan? Hep beraber atlayalım. Hep beraber diskoya gidelim Ahmet. Sadi. Vallahi mi? Aslında ben bu oyunu her türlü alırım ama atlayalım diyorsanız atlayalım hadi. O zaman sayıyorum 3 deyince hep beraber atlıyoruz gençler, tamam mı? Tamam. Hadi. 1, 2, 3. Ya arkadaş birbirine bu kadar güvensiz, bu kadar uyumsuz bir ekip olabilir mi ya? Olabilir mi ya? Abiler ben size söyleyeyim atlayın şimdiden. Ben daha dururum çünkü. Rahatım yani, güvenli moddayım. Bravo Sadi, bravo. Ahmet aslında iyi çocuk ama işte acıkınca kimyası değişiyor. Açıkçası ben gizli gizli Hindistan cevizlerinin yediğini düşünüyorum. Zaten bunu ünlüler adasında da sevmiyorlardı. Biz de sevmiyoruz. Murat abiyle konuştuk, onu yazacağız. Yarın gider. Vallahi sadece Celil Cengiz arkadaşımız ünlüler değil de gönüllüler tarafına davet edildiği zaman büyük hırs yaptı. Adeta insanlıktan çıktı yani, olayın özü bu. Mangalda sucuğu bu yedi, kahvaltıyı bu yaptı, otelde masaja bu gitti. Hayır yani normal hayatında evine et alamayan insan adadan bildiğin gutasası olup öyle çıkacak ya. Biz Ahmet arkadaşımızla konuştuk, yarın onun ismini yazacağız. Olay bu. Güle güle Sadi. Sadi ile Murat gönüllüler adasından arkadaşlar. Tabii belli bir geçmişleri var. Bir gün baktım bunlar böyle kayanın arkasına pısmış fısır fısır konuşuyorlar kendi aralarında. Ben de gittim ikisiyle ayrı ayrı anlaştım. Yani neden yaptım bunu bilmiyorum. Yani benim stratejim de yok. Tedirgin oldum herhalde biraz. Ben şunu kayaların arkasında bir hiç edeyim şu ikisi görmeden. Olsamdaki halini hala unutmuyorum Murat. Sana da o yakışır. Ama sen bu adaya yakışmıyorsun arkadaşım. Bir git lan. Pislik. Sadi Celil Cengiz. Boyun kadar uzun ismini buraya neden yazdın biliyor musun? Çünkü tipin Şegi'ye benziyor, çemçük ağızlısın ve tıslayarak konuşuyorsun. Söylediğin hiçbir şey anlaşılmıyor. Üstelik kız arkadaşın da yok. Bu adaya yakışmıyorsun Sadi. Daha yakışıklıyım. Ayrıca bıyıkların asimetrik. Güle güle Ahmet. Ne? Üçümüzde SMS'e mi kaldık?
Allah'ım Murat abi. Ne yapalım biliyor musun? Bunu saymayalım. Bir daha çekelim ben Murat Nezim'e. He? Benim haremde çok arkadaşım var. Ayarlarım size bak. Muavin otogarda. Otogarda. Gülün bakalım gülün. Benim SMS'im iyi oğlum. Orta ve Batı Karadeniz benim arkamda. Şimdi onlar düşünsün. Hadi bakalım. Ne kadar da tatlı bir o kadar farklı.